Bir NMR spektrumunda görülen sinyal sayısını nasıl belirleyebileceğimizi görelim. Bunun en iyi yolu pratik yaparak olur. O yüzden hadi gelin soru çözelim. Metanla başlayalım. Metanın aynı ortamda bulunan 4 protonu vardır. Bu sebeple bu 4 protonun birbirinin kimyasal eş değeri olduğunu söyleriz ve NMR spektrumu üzerinde yalnızca bir sinyal görürüz. Metan için yalnızca bir sinyal görürüz çünkü 4 proton da kimyasal eş değerdir. Propana geçecek olursak buradaki karbonun iki protonu vardır ve bu iki proton da aynı ortamdadır. Bu nedenle bunlar kimyasal eş değerdir ve bu iki proton da bir sinyal görürüz. Buradaki protonlara bakalım. Bunlar metil protonları. Bu metil protonları kendi ortamındalar yani bir sinyal görürüz. Fakat bunun gibi bir molekülde simetrik düşünmek durumundayız. Buraya bir çizgi çizersek bu 3 protonun aynı ortamda olduğunu görmek kolaylaşıyor. Yani elimizde aynı ortamda bulunan 6 proton mevcut. Bu 6 proton kimyasal eşdeğerdir ve altısı için bir sinyal görürüz. Propan için toplamda 2 sinyal görürüz. Şimdi de bununla devam edelim. Öncelikle protonlarımızı çizelim. Burada metil protonlarımız var. Burada ise bu karbon üzerinde bir proton mevcut. Burada ise diğer protonlar sayıları epey fazla. Öncelikle metil protonlarına odaklanalım. Buradaki metil protonları kendi ortamındalar ve tüm metil protonlarının ortamı aynı. Tam olarak aynı ortamda bulunuyorlar. Hepsi de üzerinde hidrojen bulunan bir karbonun yanındalar. O zaman bu protonlar için yalnızca bir sinyal görürüz. Simetriyi de biraz düşünelim. Bu kırmızı ile gösterdiğim proton morlardan başka ortamda. Fakat bu proton da aynı ortamda. O zaman bu kırmızı protonlar için bir sinyal görürüz. Yani bu molekül için toplamda iki sinyal olacak. Birkaç örnek daha yapalım mı? İki protonu olan bir karbon görüyoruz. Bu protonlar aynı ortamda. Yani kimyasal olarak eş değerler. Bu iki proton buradaki oksijenin yanında. Oksijenin karbondan daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Bu sebeple oksijen bir miktar elektron yoğunluğunu çekecektir. Bu iki proton, bu iki protondan farklı ortamdalar. Şu iki kırmızı proton oksijenden daha uzaklar, yani farklı bir ortamdalar. O zaman bunlar için bir sinyal, sarı renkli protonlar için de bir sinyal görürüz. Şimdi metil protonlarına bakalım. Bu karbon üzerinde 3 proton mevcut. Oksijenden uzaklar ve kendi ortamındalar. Yani kimyasal eşdeğerler, değil mi? O zaman bunlar için bir sinyal görürüz. Son olarak buradaki oksijenin protonlarını unutmayalım. Proton kendi ortamında yani bir sinyal görürüz. Toplamda hepsini sayarsak 4 sinyal eder. Bu alkol için toplamda 4 sinyal varmış. Şimdi buradaki alkole bakalım. 2 protonumuz var değil mi? Buradaki protonlar ve buradaki protonlar. Böyle bir örnekte simetri bize yardımcı olacaktır. Bu iki proton aynı ortamda. 2 CH2 arasındalar. Bu protonlar için bir sinyal görürüz. Yani kimyasal eş değerler. Şimdi buradaki protonlara bakalım. Bunlar hem CH2 hem OH yanındalar. Aslında buradaki protonlarla aynı ortamdalar, değil mi? Çünkü bunlar da hem CH2 hem OH yanındalar. Buradaki simetriyi düşünecek olursak bu 4 protonun tamamı için bir sinyal görürüz. Son olarak oksijen üzerindeki protona bakalım. Yine simetri bize bu protonun bu protonla aynı ortamda olduğunu söylüyor. O zaman burada bir sinyal görürüz. Yani bu molekül için toplamda 3 sinyal olur. Şimdi de sağdaki bileşiğimize geçelim. Bu karbon üzerinde bir kiralite merkezi görüyoruz. Bu sebeple bu karbon üzerinde bir hidrojen yani proton olmalı. Şimdi tüm protonlarımızı çizelim ve analiz edelim. Bu karbon üzerinde 3 proton var. Bu karbonda ise 2 proton var. Bunları 3 boyutlu yapı gösterimi ile gösteriyorum. Çünkü bu 2 proton üzerinde düşünmemiz gerekecek. Buradaysa 3 tane var. Şimdi farklı sinyal alacağımızı düşünelim. Az önce bir CH2 grubundan bahsettik, değil mi? Buradaki iki protonu düşünelim. Bu molekülde kiralite merkezi yoktu. Bu iki proton genel olarak eşdeğerdir. Fakat buraya gelecek olursak, bu karbonda kiralite merkezi var ve bu iki protonu etkileyecek. Bu iki proton artık kimyasal eşdeğer değil. Çünkü kiralite merkezi mevcut. Genel olarak kiralite merkezi varsa, bir CH2 grubu veya metilen grubundaki iki proton eşdeğer olmaz. Bu durumda iki farklı sinyal görürüz. Bu bize bir sinyal verebilir. Morla yazalım. Burada başka bir sinyal olacak. Bu kiralite merkezi var olduğu için protonlar az da olsa farklı ortamdalar. Evet, devam edelim. Kaç adet daha sinyal göreceğimizi hesaplayalım. Buradaki 3 proton kimyasal eşdeğerdir. Yani kendi ortamındalar. Bu 3 proton için bir sinyal görürüz değil mi? Bunlarsa diğerlerinden farklı ortamdalar. Bu protonların tamamı için bir sinyal görürüz. Metil grubundaki metil protonları her zaman aynı ortamdadırlar. Yani kimyasal eşdeğerdirler. Bakalım burada başka neler var? Oksijen üzerindeki proton var. Bunun için bir sinyal görürüz. Son olarak burada hangi rengi kullansak? Turuncuyu kullanalım. Burada kendi ortamında bulunan bir proton var. Yani bunun içinde bir sinyal görürüz. Toplamda kaç sinyal oldu? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu alkol için toplamda 6 sinyal görecekmişiz. Benzen halkasına geçelim. Benzenin 6 protonu olduğunu biliyoruz. Bu 6 protonun hepsi aynı ortamdadır. Yani hepsi kimyasal eşdeğerdir. Bazen bu şekilde çizmek, bu protonların eş değer olduğunu görmek açısından faydalı oluyor. Simetriyi biraz daha iyi görmenizi sağlıyor. Yine simetriyi düşünüyoruz. 6 proton da aynı ortamda. Bu sebeple benzen için NMR spektrumunda bir sinyal görürüz. Bunu da yazalım. Benzen için bir sinyal çünkü 6 proton da kimyasal eşdeğer. Buradaki moleküle geçelim. Bakalım elimizde ne var? Burada ve burada birer metil grubu mevcut. Her bir metil grubu için 3 proton var. Bu protonlar aynı ortamda, değil mi? Bu metil grubu üzerindeki 3 proton, buradaki 3 proton gibi aynı ortamda. Hepsi oksijenin yanındalar. Oksijenlerde benzen halkasının yanında. O zaman yalnızca bir sinyal görürüz, değil mi? 6 proton için yalnızca bir sinyal. Halkaya bakalım. Burada bir proton olduğunu biliyoruz. Yine burada, burada ve burada protonlar olduğunu biliyoruz. Bu protonları düşünecek olursak hepsi aynı ortamda, değil mi? Diyelim ki bu proton çift bağ olan bir CH'ın yanında. Burada oksijeni olan karbonun yanında. Buradaki bununla aynı ortamda değil mi? Bu proton ve bu proton tam olarak aynı ortamda bulunuyor. Yine simetri 4 protonun da aynı ortamda olduğunu fark etmemize yarıyor. Yani bunlar kimyasal eş değerler. Bu sebeple toplam bir sinyal olacak. Bu molekül için NMR spektrumu üzerinde toplamda iki sinyal görürüz. Son olarak eğlencesine bu küban molekülüne bakalım. Bence en ilginç moleküllerden bir tanesi. Küban üzerinde 8 proton vardır. Bu 8 protonun hepsi eş değerdir, değil mi? Bu kübü döndürecek olsaydık bir farklılık görmezdik. 8 proton var ve hepsi eş değer. O sebeple yalnızca bir sinyal görürüz. O zaman kübanın NMR'sinde yalnızca bir sinyal görülür. Evet. Bu videoda NMR spektrumu üzerinde kaç sinyal göreceğimizi nasıl hesaplayabileceğimize değindik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.